Günaydın arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün salı günü ve çocuklar yine okula gidebilirler. Evet, mutluyum. Miraç zaten gitti geçen hafta ama Aleyna tabii ki bir hafta evdeydi. İzinle, öğretmen izinli oldu diye. Anne! Ama sadece 4 gün gidecekler arkadaşlar. Ama 4 gün. Ondan sonra bayram tatil var. Yine tatil. Var. Evet, sen de gitmek istedin değil mi? Mutlu oldun. Evet. Ama Nira'yı gitmedi. Sen okula gitmeyi çok seviyorsun. Ama Nira evde. Tamam. Her neyse, hazırlanıyoruz. Bakalım. Bugün biraz işim var. Pazara gitmem lazım. Chicago'ya gitmem lazım. Sen için yeni bir çanta aldım. Orada duruyor. Bakalım. Bugün nasıl olacak? Son günlerde ben fazla yemek yapmadım. Hep Cihat yaptı. Bugün yine kolay bir yemek var herhalde. Çünkü dünden döner var. Onu kullanacağız. Ya bilmiyorum. Yanında bir şey yapsam yemeyeceğiz. Onu gerçekten bu Ramazan'da çok böyle çeşitli yaptık. Çünkü ilk günlerde canı çekiyor azıcık ama hiç gerek yok. Yani dün sadece bir tost yedik arabada. Eve gelince Cihat bize İskender yaptı. Ben onu yedim çünkü ben yerim ama yani gerek yoktu diyelim. Aç değildim çok. Bu tost zaten beni doydurdu ama siz de bunu herhalde anlıyorsunuz. Herhalde hepimiz aynı gibi. Fazla yemek istemiyorsun yani. Bakalım bugün döner yapacağım. Bir çorba yapayım yanında. Bir bakalım. Hadi okula gidiyoruz. Gidelim mi? Gidelim mi? Hadi. Ya şu tabletleri bıraksana ya. Hadi. Kalk. Gidiyoruz. Duymadım diyor. Gidiyoruz. 5 kere geldim. Ben şu an yurt Chicago'ya gittim. Ve şimdi pazara geldim. Önce bunu açmak istedim. Asena için bir çanta aldım yani. Yeni okul çantası. Kendi seçti internetten. Of, ne böyle ya? Neyse buradan açayım. Ha, geliyor. Bunu istedi. Deichmann'dan aldım. Ama güzel bir çanta. Evet, ama güzel. Çok mutlu olacak herhalde. İndirim vardı. Bakayım. Yok, indirim. Evet, indirim vardı. 389 yazıyor burada ama ben 345 ödedim. Fazla indirim değil ama neyse, çanta lazım yani ona. Çok tatlı değil mi? Çok renkli. Evet, şimdi hemen pazara gideceğim. İşimi bitirdim burada. Valla şey, fiyatlarda bir şey oluyor. Mesela salatalık şu an 15 TL kilo fiyat. Öbür hafta hala 30 TL'ydi. Geçen hafta karpuzun kilo fiyatı 40-45 lira aldım. Şimdi böyle yarım karpuz alacaktım. Diyor ki 350 TL falan. Öyle bir şey dedim ki kilo fiyatı ne oldu yani, ne kadar? 60 TL. Tamam dedim, param yetmez şu an yani. O kadar para çekmedim ki. Daha alışveriş bitmedi. Daha küçük bir parça aldım ama 60 TL. He. Tabii ki bu fiyatlar düşecekler yine. Mesela salatalık için mutlu oldum. Domates 10 TL'ye aldım. Onlara mutlu oldum. Karpuz aldım. Fiyat uçtu. Neyse. Ya da belki sabah oldu diye pahalı satıyorlar. O da olabiliyor. Ben biraz yani çok erken gidiyorum ya.
En güzel yani. En güzel alışveriş yaparsın böyle. Hiç kimse yok, rahat geziyorsun. Panik yok, stres yok. Bağırmak sesleri yok. Ben öyle pazara gitmeyi çok seviyorum. Ama neyse, işimi bitirdim. Şu an saat 9:30. Bak ne güzel. Eve gideyim. Her şeyi evde bırakacağım. Tavuklarıma su vereceğim. Ondan sonra alışveriş merkezine gideceğim. Aleyna'ya doğum günü hediyesi almaya gideceğim. Çünkü Aleyna'nın doğum günü 14 Nisan'da. Ve ben zaten ona küçük bir şey aldım. Ama annem de para gönderdi. Şey, IBAN'da. Dedi ki sen bir şey alsana Aleyna'ya. Ondan şimdi onu yapacağım. Ay ne kadar tatlı bebek, maşallah. Eve geldim şimdi. Ve Aleyna için bir şey aldım. Şimdi görmesin ama. Şöyle. Böyle yani dans etmek için böyle bir şey istedi. Paraşüt tarzı bilmem. Bu tişört. Bunu annemin paradan aldım yani. Bak. Şöyle. İnşallah sever. Ve böyle. Şöyle. Ve telefon kılıf. Şöyle bir şey bilmiyorum. İnşallah hemen kırmaz. Ve böyle bir şey istiyor hep. Anahtarlık. Bunu da aldım. Bunlar annemin hediyesi. Ve bunu da vardı. Bu da annemin hediyesi olsun yani. Tam oldu. Şimdi şey, kendim için de bir şey aldım. Yani biraz böyle şu an hava çok sıcak ama hemen çok kısa kıyafet giymek istemiyorum. Ya çok kısa derken ya eski zamanlar gibi böyle bu kadar kısa şey bir şey giymiyorum ama birkaç tane şortum var. Diz üstünde geliyor. Tabii ki anlıyorum yine kısa ama eski gibi değil. Ama onlar çok sıcak hava varsa giymek istiyorum. Yani şimdi hemen böyle bir şey giysem o zaman 40 derece olsa ne giyeceğim onu düşünüyorum. Ondan böyle ince ince pantolonlar aldım. Şöyle bu şey şuraya geliyor, şuraya kadar. Biraz ince bir şey aldım. Bu set. Şöyle. Çok beğendim. Bu da set gibi bir şey. Biraz bol ya. İki tane daha aldım pantolon. Böyle rengi ve şu rengi. Bir de iki tane tişört aldım. Üç tane. Bu, ya normal ya. Şey. Sade bir şey ya. Tişört seviyorum ben. Belki biraz çocuk gibi tarz ama neyse. Ben seviyorum. Rahat ediyor yani bana. Şöyle. Kıyafet aldım yani. Hemen onu giyeceğim. Çünkü çocukla almaya gidiyorum. Hemen bunu giymek istiyorum. Çünkü şimdi bunu giydim. Bak. Bu çok sıcak tutuyor yani. Sıkıldım artık. Bak arkadaşlar. Şimdi böyle. Bir set. Ve ilk defa LCY Kiki'den aldım bunu. İlk defa uzun. Dur göstereyim. İlk defa. Bak. Ben çok uzunum. Bak ilk defa buraya kadar geliyor. Normalde yok. Bana hep her şey şöyle. Ama bunu çok beğendim. Rahat ve güzel. Hemen saçımı toplayalım. Kendime bayram hediyesi aldım. Bence güzel. Şu an hızlı bir pilav pişiriyorum. Bugün pilav var. Çok belli. Sesi güzel. Üstünde döner var. Ve çorba yapacağız. Ve salata. Çok iyi. Sütlaç da var. Dün yaptım. İyi. Kolay, güzel bir
İftar yemeği. Hemen bir çorba yapalım. Bugün mercimek çorbası. Bir bakalım tavuklar bugün ne yaptılar. Çok güzel hava ya. Çok hoşuma gidiyor. Acht, negen. Dört tane ördek yumurta nereden çıktı ya? Allah Allah. Bu ne böyle? Dört tane ördek yumurta nereden çıkıyor? Sizden iki tane mi açacağız? Peki, neyse di, dijonları tüyler diyelim, di makine ayrı. Diyandır üstü maaşı. Allah Allah ya. Hey, burada limonlar var. Bak, limon var burada. Aa, bunlar iyi değil ama ya. O ördek değil. O çift yumurta. Ördekler beyaz. Bu beyaz değil. O çift sarılı. 2 dakika kaldı. Bugün menüde salata, pilav, döner, mercimek çorba ve güzel içecekler var. Benim çatalım az kaldı. Sen sakin. Az bir bardak daha yetişsin mi? Bu arada bir pilav mı ne? Anne. Niye bir pilav mı? Tamam, yaş çok. Çorba güzel oldu bu sefer. Güzel. Çok güzel oldu. Değil mi? Süper. Elhamdülillah. Arkadaşlar benim kaynanem Alanya'ya geri taşındı birkaç gün önce ve ev toplarken bir şey buldu. Burası bir tane map vardı. Bunun içinde şey var. Yani bizim önemli kağıtlar vardı. Eskiden böyle garantili belgeler. Bir sürü şeyler var yani. Ama içinde ne de buldu? Bir bakayım önemli bir şey yazıyor mu üstünde? Yok. Bak. Şey. TC Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı İhtida belgesi. Yani ben bakayım 4 Ocak 2012 şey Müslüman oldum. Hayır. Ama yok ya 4 şey. 2012'de bu belgeyi aldım. Belgeyi aldım öyle diyelim. Ben zaten 22 Mayıs 2011'de şehadet söyledim. Ama yani imam da söylemek istedik tabii ki yani imam nikah için. O zaman da bu belgesi aldım ve arkada ne yazıyor? Şey, nerede yaptık bunu yazıyor falan. Çok güzel. Tamam. Şey, Cihat, şunlar var ya, witness ne demek? Şahitler. Şahitler vardı ya. O kimdi? İşte müftünün yardımcısı. Ha, öyle. 3 tane vardı böyle. Eskişehir'de yaptık bunu. Tepebaşı mahallesiydi. Ve hediye olarak tabii ki Kur'an aldım. Yani bunu okuyamam maalesef. Çünkü tabii ki Arapça ama
Güzeldi yani. Ben o zaman da çok mutlu oldum bunu alırken. Benim ilk Kur'an'ım. He? Senin şey nerede Cihat? Onu da gösterecektim. Bak bu da var. Neydi bu Cihat? Kaç yaşındaydın? Annem onu... Ben yani 5-6 yaşındayken annem okuyordu bunu. He? Ben de Kur'an'ı bunda öğrenmedim. Okumaya başladım. Yani bakıyorum, bak şimdi ne göstereceğim size. Ona boşver, gel buraya şimdi. Şey bunları... Kur'an'ları her zaman belinden yukarıya koy. Ne demek? Şunun üstüne koy mesela şimdi. Bak. Bak şimdi. Gel. Gel yaklaş. Ne yazıyor burada? 14 2 2002. 14 Şubat 2002. Herkes 14 Şubat ne? Sevgililer günündeyken biz yurtta şey yapıyorduk. Ekibimizle, bak Balçova'da, İzmir'de yarışma hediyesidir diyor. Demek ki yarışmayı kazanmış. Risale-i Nur, nasıl yarışma? Ya işte İslami yarışma. İçine ne yazıyor? Bu Risale-i Nur külliyatından tarihçi hayat, Said Nursi'nin hayatını anlatan bir kitap. Türkçe ama bu normal. Tabii Arapça normal Türkçe. Yok değil mi? Ha, tamam. Her şey gibi düşün. Bu kitaplarda şeyi anlatıyor Said Nursi. Kur'an'da anlamıyor ya hiçbir şeyi. Onu böyle Kur'an'ı okumuş. Kur'an'daki anlatmak istediklerini buraya... Böyle Hollandacan böyle bir var, şey var, varsa güzel var. Olur valla. İşte mesela şey diyor. İşte bir tane adam sana gelmiş 24 tane altın vermiş. Senden ondan sonra bir tane altını geri istemiş. Sen adama altını geri vermemişsin falan filan. İşte o 24 altın 24 saattir kardeşim. O bir tane saat Allah'ın senden bir saat isteyip 5 vakit namazdır kardeşim. İşte ufak tefek böyle hikaye gibi anlatıyor. Yani 2002 kaç yıl geçmiş? 22 yıl. Dün gibi hatırlıyorum. İşte ben hatırlamıyorum. Ben yoktum. Ya ben vardım ama. Dün gibi hatırlıyorum. Allah hepsine kaç razı olsun. Kaç yaşındaydık? Hep dur. Ben 12 yaşındaydım. Ha, o zaman ben 13. Allah Allah. Benim hayatım senden çok daha farklıydı o zamanlarda. Dans kursu, hip hop. Yok. 13 yaşındayken ne yapıyordum ben? Hatırlamıyorum ama. Şey, senin gibi değildi benim hayatım. O da garip değil mi? O da yani, o da çok enteresan bir şey. Başka ülkede büyüdük. Bazen bunu aklıma geliyor. Mesela İzmir'e giderken Cihat bize şey eski sokaklara falan gösteriyor. Nerede büyüdü, nerede oynadı falan. Onu görünce şey düşünüyorum. Bu nasıl oynadı burada? Bunun hayatı nasıldı? Benim hayatım çok daha iyi miydi? Bu arada ben İzmir Bayraklılıyım. Bak duydun mu ne dedim? Benim hayatım çok daha iyi değil miydi? Yani temiz sokaklar, araba yok, problem ama yoktu. Çok enteresan bir şey. Biz farklı büyüdük. Bu nerede? Bilmiyorum. Farklı büyüdük yani. Benim bilgisayar vardım o zaman da, 13 yaşındayken benim odamda. MSN şey arkadaşlarıma mesaj atıyordum. MSN var ya, Messenger. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onu yapıyordum ben. Odamdan çıkamıyordum ya. Sen ne yapıyordun? Memeler şişmiş. Evet. Göbeğini görmüyor musun böyle şey? Bebekler hissedebilirsin belki. Dikkat et. Dikkat et. Don't you feel how he's big? Meme uçları büyümüş. Zaten mi? Anı göster de insanlar yanlış anlamasın. Ne dedin sen biraz önce? Meme uçları büyümüş. Meme ya. Büyümüş diyor. Göstersene insanlar yanlış anlamasınlar diye. Bakayım. Pukimiz hamile. Hamile. Ay şahat. Ay differ. Hep your babies. Bak pamuğu da göster. Pamuğu da var. O da çok tatlı. Hemen anlatalım pamuk kim? Pamuk kim sen söyle. Pamuk bir arkadaşımın kedisiydi. Rica etti. Rica etmedi aslında ya dedi. Onlar şimdi serada, tarlada. İşte bu vakit ayıramıyoruz dediler kediye. Kedi mesela geliyor. Böyle yapıyor bu ya. Bu kedi şey köpek gibi yani sarmak yani, istiyor. Sürekli kadılı yapmak istiyor. Ama Cihat. Bir şey anlatmamız lazım belki. Yani. Biz biraz üzüldük bugün ama size... Ama olması gerekeni yaptık. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz patik sokak köpeğiydi. Yani genlerinde sokak köpekliği var. Gerçek yani. O yüzden
tasmasından aldığımız zaman kaçıyor, parka gidiyor, çöpleri karıştırıyor. Ondan sonra geceleri havlıyor. Çok kötü havlıyor. Sürekli yani ısırmaya çalışıyor insanları. Biz elimizden geleni yaptık, olmadı. Ben de Patik'i evden uzaklaştırma kararı çıkardık. Nereye gitti peki Patik? Bizim sanayide dükkanımız var. Evet, sokağa bırakmadık böyle yanlış. Yok. Zaten iki ihtimal vardı. Bir, pamuğu aldığım arkadaşıma söyledim. O dedi ki biz dedi zaten pamuğu vermeye çalışıyoruz. İlgi alaka gösteremiyoruz. Evet. Patik'i de nereye götürdük? Dükkanımıza. Evet, orada her zaman insan var. Yok, yani gece değil ama gündüz çalışanlar var. Yok, geceleri de biliyorsunuz arkadaşlar, böyle bekçi köpekleri biliyorsunuz koyarlar. Yani. Ha. O yüzden tabii herkesin kapısında da köpek var. Ama üzüldük öyle diyelim. Gerçekten ben de üzüldüm yani. Çünkü zaten, bu kadar geldi ya. Nasıl zaten 3 hafta bu konu konuşuyorduk. Her gün konuşuyorduk, ne yapacağız, üzülüyorum. Bir de Asena çok korkuyor. Çok. Asena 2 aydır dışarı çıkamıyor. Yani demek ki biz onu bağlıyoruz. Bağlarken Patik için üzülüyoruz. Bence güzel oldu ya. Ondan sonra Patik çıkartıyoruz, çöpe kaçıyor. Yere yola kaçıyordu. Arabalar var orada. Çöp yiyor. Sonra ne oluyordu burada? Kusuyordu. Kuşları da yiyordu. Kaç kere? 5 kere burada bu kuşlar neydi? Küçükler? Güvercin, serçe. Onları da yiyor. Ondan sonra yine kusmaya başladı. Bu köpek gerçek sokak köpek. Yatın gerçek. Şey. Yani maalesef. Ama şu an bence daha güzel oldu. Bugün yerine götürdük. Evini taşıdık. Şimdi yarın gidince bir iki gün şeyli kalacak tabii ki orada. Bağlı kalacak yerini öğrensin diye. Ondan sonra yerini de açacağım. Kısırlaştıracağız da. Ondan sonra büyüyene kadar bizim orada Allah'ın nasıl dersin. Evet. Uğraştık ama. Yazık ya. Olmadı. Neyse, denedik. Uyku saati geldi herhalde. Biraz geç oldu. Bugün günümüz böyledi. Kocum. Koçum. Nasılsın? Hamdolsun. Hadi. Şöyle bir ışık tak. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Çok yaşlanmışız lan. Ne yapalım? Hayat böyle. Her neyse, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah beğendiniz. İnşallah. Beğendiysen tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Beğendiysen beğenmeyi unutmayınız mı? Bizi takip etmeyi unutmayınız. Bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Ve yarın yine görüşürüz.